Merhaba, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce bültenlerden bazı başlıklar okuyacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakamlarla Türkiye ekonomisini anlattı. Türkiye hedeflerine hızla ilerliyor, kimseden korkumuz yok dedi Cumhurbaşkanı. Ödül töreninde konuşuyordu. Döviz kurlarında son günlerde görülen suni hareketliliğin de kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum dedi Cumhurbaşkanı. Başbakan Binali Yıldırım Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü ve geleceğe dair karşılıklı işbirliği mesajları verildi. Başbakan İngiliz BBC'ye mülakat verdi. Amerikan Başkanı'nın PYD'ye silah verilmeyecek sözü için Trump neyin önemli olduğunu anladı dedi. Başbakan Yıldırım'ın bir düşünce kuruluşunda konuşması da var bu aralar. Ayrıca yabancı ajanslar başbakandan bir not daha geçti. Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda kafası çok karışık dedi başbakan. PKK'lı teröristler tuzak kurdu, jandarma buldu. Şırnak'ta yola döşenen bomba imha edildi. Tunceli'de 4 terörist öldürüldü ve İçişleri Bakanlığı bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. FETÖ'nün kasası olarak bilinen iş adamı Çıkmaz Sudan'dan Türkiye'ye getirildi. Çıkartıldı ve Sudan'a kaçmıştı Ocak 2016'da. FETÖ'nün yurt dışına kaçın talimatı gereğince bu konuya birazdan biz de değineceğiz. Ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG yerine getirilen lise sisteminin detaylarını açıkladı. Tek oturumda 135 dakikalık 90 soruluk bir sınav. Başlıyoruz. Afrika'yı biraz boş bulmuştu FETÖ. Ummadıkları yerden Sudan'dan vuruldular. Sudan'dan gidip seçmece FETÖ elemanı almak, yerel polis teşkilatının da işbirliğiyle Sudan'ın Türkiye ile olan ilişkileri, Türkiye'nin Sudan işte El Beşir falan filan. Sudan'la aramız iyi, ilişkilerimiz iyi. Dolayısıyla Sudan'daki bu operasyonun başka yerlerde de tekrarlanması bekleniyor. Öyle yerel hükümetlere bazen güveniyorlardı, işte okullar açık oluyor falan filan diye. Yerel hükümetlere de fazla güvenmemek gerektiğini bu şekilde anladılar. Afrika eskisi kadar geniş ve serbest değil FETÖ için. Suriye gelişmeleri var, bir dizi gelişme. Öncelikli olarak bu Soçi'deki kongre diye geçiyordu. Rusya'nın muhalif grupları toplamak istediği kongre. Milli Diyalog için Suriye Meclisi diye bir isim bulmuşlardı. Yine ertelendi. Ertelemenin Şubat'a dendiği bildiriliyor. Rus ajansı bildirdi. Bu kongrenin yapısı malum, işte terörist gruplar katılmaması, bu tip durumlar vardı. O konuda bir erteleme var. Bu arada Cenevre'ye dikkatlerin geçeceği anlaşılıyor. Cenevre konferansı da bu hafta başlıyor. İşte ön çalışmalar vesaire. Dimas Dura bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne New York'ta ne olacağı hakkında bilgi verdi. Dedi ki Şam gelmiyor. Şu noktada Şam ortada yok. Şam niye gelmiyor? Görüntülerde olduğu gibi Şam etrafı bombalamakla meşgul. Hala Gota'da bombardıman vardı. Gota bombardımanının kayıpları, kurbanları kaç 30'a yakın siviller vuruluyor. Tekrar biz yapmadık diye yalanlamalar da var. Fakat bombardıman devam ettiği sürece pazartesi günü en az 34 kişinin Doğu Gota'da öldüğü bildiriliyor. Bu arada Deir ez-Zor'da Rus uçaklarının 53 sivili öldürdüğü yolunda bir bilgi vardı. Rusya bunu yalanlıyor. Biz oraya vurmadık diyor. Deir ez-Zor'da da Rus bombardımanı sürmekte. Suriye süreci, Cenevre sürecine bakarsak şöyle. Cenevre'de toplantı var. Şam niye işte gelmeme, nazlanma falan. Muhalif gruplar
bir şey yapmadan önce Esed'in istifasını çekilmesini, ondan sonra duruma bakılmasını istiyorlar. Haklı istek. Şam'da işte o kadar zafer kazanıldı, temizlik yapıldı, katliam yapıldı. Rusya desteğiyle ilerleme sağlandı demek gerekiyor. Onlar üzerine işte tekrar daha geniş bölgeleri de ele geçirip ondan sonra müzakere masasına oturmayı hedefliyor. Kuzey Suriye konusunda bir açıklık var. Kuzeydeki grupların Şam'a muhtelif şirinlik mesajları gönderdiği de anlaşılıyor. Tekrar bütün o dengelerin baştan kurulması lazım. Orada baştan yanlış bir denge de yok. Baştan beri yanlış giden bir sürü şey var. Onların teker teker ayıklanması gerekiyor ama bunların hepsinin şu noktada Cenevre'de ayıklanması pek mümkün görülmüyor. Sonra muhalefetin tepkileri var. Hala bombardıman sürerken Esed'in hala işten sorumlu tutulması ve hala liderlik yapması kabul edilemez diyor. O doğru bir tespit. Ama şu noktada taraflar birbirlerini beklemekteler. Bu arada Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in hesabı bir komite kurup işte anayasayı konuşmaya başlayalım. Öbür tarafta seçim takvimini konuşmaya başlayalım falan gibi niyetleri vardı. Birleşmiş Milletler'in tamam niyeti bu. Bunlar da aslında açılabilir konular. Yani nedir? Masanın çevresine oturulmuş. Birisi diyecek ki işte bir komite kurulsun. Bunlar pek sonuç almaktan çok işte zaman geçirmeye yönelik eylemler. Bakacağız. Yani Cenevre şu noktada daha çok. Bir de taraflar perde gerisinde ne yapıyorlar? Ona bakmak lazım. Brezilya'ya bakacağız. Bayan Rousseff ve Cumhurbaşkanı Temer. Düşman kardeşler. Temer'in partisi Rousseff'i yaklaşık 1,5 yıl önce başkanlıktan etmişti. İşte soruşturma yok, meclis oylaması Temer'in marifetiydi. Rousseff'i indirdi. Sonra Temer Rousseff'in yerine geçti. Rousseff'in partisi var, İşçi Partisi diye. Temer'in partisi var, Demokratik Hareket. Biri sağ, biri sol. Rousseff sol, Temer sağda. Sağcı anlamında. Ve bu iki partinin aslında düşman olduğu birbirine biliniyordu. Fakat 2018'de Brezilya'da seçim var. Ve eyaletlerde yavaş yavaş seçim kampanyası hazırlıkları başladı. Ve şimdi şaşırtıcı bir durum var. Temer'le Rousseff'in partileri eyaletler bazında, bazı eyaletler bazında işbirliği yapıyorlar. Nasıl olur? Bunlar birbirlerini yiyordu. İşte Brezilya'nın siyasi gerçekleri diye bir şey varmış. Brezilya'da olağan dışı ittifaklar olurmuş. Zaten taraflar da birbirleri aleyhine konuşmaların tonunu düşürmüşler. İşte mesela hem Rousseff hem ondan önceki başkan De Silva, Lula. İşte bize darbe yapıldı diyorlardı. Şimdi daha yumuşak bir ton kullanıyorlarmış Temer'in partisine karşı. Hatta Lula, Lula'yı da parlamentoda işte yolsuzluk falan diye işten el çektirdiler. Lula'da da Temer'in parmağı var. Lula da kendisine yapılan bütün işlemlere bir affedici gözle baktığını söylüyor. Rousseff ittifaklara karşı değilim diyor. Temer'in partisiyle de ittifak yapılabilir diyor. Neden? Çünkü iki parti de aslında Brezilya'nın birinci ve ikinci partileri. Başa baş gitmekteler. Yine bu konumlarını taşımak istiyorlar. Yani biz bir ve iki olalım. Ondan sonra kozlarımızı paylaşırız havasındalar. Zaten koalisyonlar bu şekilde öngörülmekte. Ve bu nedenle, zorunluluk nedeniyle tarafların işte intikam atmosferiyle baş edemeyiz, intikam atmosferini değiştirmemiz lazım diye Rousseff'in bir açıklaması var. Pragmatik sebeplerle işte bazı adaylara onun partisi bazı eyaletlerde oy verecek. Diğer eyaletlerde öbürünün partisi o adaya oy verecek. Yani bir adayı destekleyecekler. İki parti belli eyaletlerde yalnızca tek aday çıkartacak. Öyle söyleyelim. Peki bu kadar kavga dövüşten sonra partiler, taraftarları nasıl yapacaklar? Diyorlar ki Brezilya seçmeni burnunu tutacak, istemeye istemeye oy atacak. Ama ittifakında
yürüyeceği anlaşılıyor. Burnunu tutsa da tutmasa da işte Katalonya seçmeninin fazla bir tercihi yok. İşte ayrılıkçılar falan. 21 Aralık'ta eyalette seçim var. Katalonya'da işte ayrılıkçıların yöreden el çektirilmesinden sonra Madrid seçim ilan etmişti. Şimdi şu zemini ben bir temizleyeyim, ondan sonra siz tekrar bir seçime gidin. Herkes gerçek gücünü görsün diyor Madrid. Bu kapsamda yeniden seçim yapılacak. Adil bir seçim olması gerekiyor ve bekleniyor. Ve şimdiden ayrılıkçıların o eski işte %50, %90 falan, sırf ayrılıkçılar sokaktaydı. Onun için o kadar ve de doğruluğu tespit edilemeyen rakamlarda onlar işte %95 aldık deyip çıktılar veya %93 neydi hatırlamıyoruz. %105 değildi ama yani öyle bir şey. Şimdi bu ortamda tekrar gerçek durumu ankete tabi tutuyorlar. Anketler evet şöyledir böyledir ama mesela %24 çıkıyor Katalan ayrılıkçıların oranı. Demek ki %24 ayrılmak istiyor. En az %71 de Madrid'le ilişkinin devamı, mevcut statünün korunması. Çünkü ellerindeki pirinçten, bulgurdan, her şeyden, elekten, fırından, değirmenden, her şeyden oldular gerçekten. Yani sırf öyle pirinç bulgur meselesi değil, bütün yetkiler elinden alındı. Normal bir eyalet olmuşlardı hatırlarsak. Öyle bir noktada ayrılıkçıların fazla bir etkisinin olmayacağı anlaşılıyor. Madrid'e bağlı Katalan, fakat Madrid'e bağlı ekibin öne çıkacağı anlaşılıyor. Ha, koalisyon olabilir denmekte. Koalisyon bile olsa Madrid'de çatışmaya girmeyecek bir Katalonya, Madrid'de çatışmaya girmeyecek bir Barcelona öngörülüyor. Bu şekilde bir durum. Bakacağız. Ha, bu arada Piedmont da Avrupa Birliği'ni kokuşmuş bir teşkilat olarak niteledi. Ona da belki sonra değinmek gerekir. Ayrılıkçıların lideri Avrupa Birliği'ni artık sevmiyor. Çünkü ayrılıkçılığı desteklemedi Avrupa Birliği. Bir de ne demiş? Avrupa Birliği'nden çıkış için Katalonya referandum yapsın demiş. En olmayacak şey Avrupa Birliği'nden çıkış için Katalonya'nın referandum yapması falan. İşte o işlerle uğraşıyor ayrılıkçılar. Ha. Bu ayrılıkçı değil, bu başka bir olay. Kim Jong-un epeydir sessiz, birisi saymış. Tam ne kadar? 73 gündür sesini çıkartmıyor, 73 gündür füze atmıyor. Bu hayli önemli bir sessizlik dönemi. Peki daha önce yaptığı böyle sessiz durumlar, evet var. Ekim 2016'da 116 gün bir şey yapmadan durmuş. Rekor o, 116 gün rahat durabiliyor. Burada 73. güne geldi. Peki bu sessizliğin anlamı? Rusya'dan bir açıklama var. Rusya'nın bu işlere bakan bir bakan yardımcısı Güney Kore'deydi, bugün Seul'deydi. Kuzeye de gidiyorlar falan. Rusya'nın iki tarafa da teması var. O yetkili Morgulov diyor ki Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda adım atmak istiyor. Bu da, bu sessizlikte, füze atmamada, sağ sol tehdit etmemede bu adımın bir işaretçisi. Yani Rusya'nın temsilcisine göre Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için adım atmaya hazır. Bu hayli iddialı bir tez. Bunu doğrulayan şimdilik hiçbir şey yok. Sırf Moskova'nın bir iddiası. Fakat işte Rusya ile Çin, evet, geçen yazın bu işler tırmandığı zaman işte hem kuzey füze falan atmaktan vazgeçsin, nükleer denemeden vazgeçsin, Amerika'da Güney Kore ile durup durup askeri tatbikat yapmasın, İki tarafta bir dursun diye çağrı yapmışlardı. Buna pek kimse uymamıştı. Amerika reddetmişti, ben kuzeyi o şekilde muhatap alamam diye. Benim manevralarım savunma maksatlı diyordu Amerika. Bütün bu ortamda kuzeyin hala rica üzerine sessiz kaldığı anlaşılıyor. Peki buradan nereye gidilir? Amerika hala bu sessiz kalma ya da kuzeyin samimiyetine açıkçası inanmadığını söylüyor. Tatbikat da yapacaklar. Daha 4 Aralık'ta tatbikat var. Amerika, Güney Kore büyük ortak tatbikatı var, geliyor. Dolayısıyla
Kuzey Kore'nin sessizliğini daha ne kadar koruyacağı belirsiz ama şu noktada Rusya en azından bir girişim yaptığını ilan etmekte. Bundan sonrası için hiçbir şeyin garantisi yok. Bir de tekrar Amerika Kuzey'le pek öyle şu noktada bu aşamada diyalog yanlısı olmadığı için Amerika'nın tutumu ortada. Ortada derken belirsiz. Bu arada nükleer silahlarından arındırılması iddialı bir söz. Yani Kuzey Kore'nin elindeki bütün silahlardan vazgeçmesi onu kimse mümkün görmüyor. Böyle bir ortamda o zaman kim kimle ne anlaşacak falan. Yani çok daha aşılacak yol var ama kaç gün? 73 gündür şu an sessiz. Her an bozabilir mi? Sessizliği bozabilir. İran'ın Besiç diye bir milis teşkilatı var. İran-Irak Savaşı'nda işte sosyal yardım için gençler arasında İran içinde örgütlenmişlerdi. Halka destek vermek üzere. Sonra savaştan sonra iç güvenlik işleri bu Besiç'e verildi. Ve şu an Besiç'in komutanı, yeni komutanı General Muhammed Rıza Yazdi. Düzeltiyorum. Besiç komutanı değil, devrim muhafızlarının komutanı. Çünkü devrim muhafızları aslında Besiç'in üst makamı olarak görülüyor. Yazdi diyor ki bölgede 6 ülkede Besiç'e giren, daha doğrusu yerel Besiç teşkilatları var. 6 ülkede yerel Besiç teşkilatları var. Bu teşkilatlar diyor işte o ülkelerin gönüllerinden oluşuyor. İran'ın dünya görüşünü desteklemekteler. İslam Cumhuriyeti'nin işte büyük Ayetullah'ına bağlılık yemini ettiler. Ve 6 ülke. Peki hangi 6 ülke? Irak ve Suriye diyor komutan. Fakat diğerlerini şu noktada açıklayamayız diyor. Irak ve Suriye artı 4 başka ülkede. Mesela Lübnan olabilir, akıllarda o var. Başka nerelerde olabilir? Bir de tekrar hangi büyüklükte oldukları ama gizli bir teşkilat olduğu olarak çalıştıkları anlaşılıyor. Suriye'de diyor Besiç genellikle kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Tamam peki onun dışında başka bir şey yok. Başka bir ayrıntı yok. Besiç başka nerelerde örgütlenmiş diye bir soru. Sonra bir başka örgütlenme de değil aslında. Nedir? İslam ülkeleri terörle mücadele koalisyonu. Bunun kurulacağı çok daha önceden biliniyordu, açıklanmıştı. Türkiye bu olaya taraftı. Fakat o zamandan bu zamana hayli hem zaman geçti hem de durumlar değişti. Hafta sonunda Suudi Arabistan'da, Riyad'da bunun işte ilk toplantısı yapıldı. Savunma bakanları ya da savunma üst düzey temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Orada Türk bayrağını da gördük. Zaten bu koalisyonun kurucu üyelerinden Türkiye. Fakat koalisyon şu noktada Prens Muhammed'in özel kuvveti falan havasında. Onun için o verdikleri görüntü pek iyi değil. Artı Katar yok. Katar'ı çağırmadılar. Katar'da zaten mevcut abluka kırılmadan böyle bir şeye girmeyeceğini söyledi. İran yok, Irak yok. İran'la Irak'ı düşman olarak karşı tarafta görüyor Prens Muhammed ve şu noktada yansıttığı şekliyle koalisyon da İran'a karşı koalisyonmuş gibi davranıyor. Böyle bir durum. Geçici olması öngörülüyor. Yani bu durumun terörle mücadele deyince de gayet işte büyük açıklamalar yapılmış terörle mücadelenin önü arkası. Terörle mücadele tamam fakat böyle kime karşı, Yemen'de de mi terörle mücadele yapılıyor? Kime karşı terörle mücadele yapılacak? Katar neden yok? Bunların hepsi sorular ve şimdilik işte başladı. Koalisyon başladı. İlk toplantısını peki yaptı. Sonra biraz daha bakmak gerekiyor bu olayın ayrıntılarına. Bangladeş'te yüksek mahkeme 2009'da isyan edip 74 kişiyi katleden 139 askere idam cezasını onayladı. 2009 yılında
Bangladeş ordusunun bazı birlikleri ayaklanmıştı. Garnizonlar da ayaklanıp silah depolarını bastılar. Ve o aşamada subaylarına ve üst düzey komutanlarına yönelik bir katliama giriştiler. 2009 unutulmuştur. Çok o zaman büyük bir olaydı. Ve en az 74 kişi can vermişti bu saldırılarda. 57'si üst düzey ordu komutanıydı. 2009 isyanı diye geçiyor Bangladeş'te. Ve buna katılan 139 askere idam cezası. Bangladeş idam cezasını uyguluyor, o kararı veriyor. Şimdi 139 idam cezası tekrar teyit edildi. Alt mahkemenin kararını aslında üst mahkeme onadı. Fakat şimdi tekrar bu karar bir son mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. 2013'te asıl alt mahkeme 152 askeri ölüm cezasına çarptırmıştı. Fakat sonra işte bazısı tutukluyken öldü, bazısı sonra çıkan delillerle beraat etti. 152 sanık indi 139'a, fakat onlar hakkındaki idam cezası halen teyit edilmekte ve son temizi bekliyor. Son temizden sonra Bangladeş'teki gelişmelere bakacağız. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Bugün Türkiye'de bayraklar yarıdaydı. Mısır'ın acısını paylaştık, yasını paylaştık. Mısır halkının yasını paylaştık. Evet, Mısır'da bir de Abdülfettah Sisi var, onun rejimi var ama rejim gider, Abdülfettah Sisi gider, Mısır kalır, Mısır halkı kalır. Türk halkıyla Mısır halkı arasındaki bağlar daha önceye ve derine dayanır. O kapsamda Mısır'ın acısını paylaştık, paylaşıyoruz. Bir Elabet, Ravda'da 305 kişinin katledildiği cami saldırısı. Cuma namazı başladıktan, hatta cuma hutbesi başladıktan hemen sonra silah sesleri de başladı diyor gölge tanıkları. Köyün zaten 700 nüfusu var. 700 nüfusun olduğu köyde 305 kişi camide katlediliyor. 20-25 kişi ya da 25-30 kişi sağ olarak dışarı çıkmayı başarmış. Korkunç bir saldırı ve korkunç saldırının ayrıntıları. DAEŞ'in yaptığı anlaşılıyor. Şöyle, askeri üniformaları olan otomatik silahlar ve bazukalar ve diğer roket atar silahlarla birlikte 4-5 pikaba doluşmuş 25-30'dan aşağı kalmayan terörist grubu camiyi kuşatıyor. Ayrımsız ateş etmeye başlıyorlar. Sonra dışarı kaçmaya çalışanları bekleyip onlara ateş ediyorlar. Sonra ambulanslar geliyor. Ambulanslara ateş açıyorlar. Yani çevrede hareket eden her şeyi vurduklarına emin olduktan sonra DAEŞ bayrağı var ellerinde demiştik. Sonra buradan ayrılıyorlar. Korkunç bir katliam Mısır'ı hayli sarstı. Ve de tekrar soru, neden? Irak ve Suriye'de zemin kaybeden DAEŞ'in Sina fraksiyonunun kendini göstermek için bu katliama giriştiği anlaşılıyor. Herkesin konuşacağı, söz edeceği bir saldırı olarak ne kadar kanlı, ne kadar korkunç, o kadar medyatik oluyor maalesef. Böyle bir ortamda bu saldırı. Peki hedef? Cuma namazındaki cemaat. Yok, deniyor ki onlar işte Sufi camisiydi. Cuma namazında tamam, köyün camisi de saf tutan Müslümanlardan hangisinin Sufi, hangisinin değil olduğu vesaire, nasıl ve kim ve neden hedef tutar? O da ayrı bir korkunç olay. Bundan sonrası için ne? Mısır'da Sufilik olayına bağlı milyonlarca kişi olduğu bildirilmekte. Değişik yorumları var. Bu arada Sufi deyince yani Mısır türü, farklı tarikatlar, farklı gruplar olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla herkes Sufi diyor ama genel tanım o.
Öyle bir ortamda nedir Mısır'ı sarsmak? İşte Mısır'da Hristiyanlara saldırılıyordu. Şimdi başka bir ayrım noktası buldular. Fazla Şii hedefi bulamadıkları için bu Sufileri hedef alıyorlar diye bir nokta. Birden tabii Sufi ayrımı diye bir şey çıktı. Tekrar bunu ayrıştırma, terörün zaten hedefi ve maksadı ve de amacı bu. Başladı mı Başbakan? Başbakan Binali Yıldırım'ın Londra'daki o düşünce kuruluşu konuşmasını izleyeceğiz. Biraz oraya gidiyoruz.